İsterseniz hazırsanız başlayalım. Şurayı da şöyle açayım, sorularınız geldiğini göreyim. Okey. Tamamdır. Herkese tekrardan merhaba. NedirTV.com çatısı altında bu akşam sizlerle birlikte Roslyn derleyicinin yeniden keşfi konusunda webinarımızı yapıyor olacağız. İsterseniz öncelikle kendimi tanıtayım. Ben Fatih Boy, Birim Bilgi Teknolojilerinde proje müdürü olarak çalışmaktayım. Aynı zamanda 2011 yılından itibaren Visual C# konusunda Microsoft MVP ödülü sahibiyim. Boş zamanlarımda fırsat buldukça bilgi paylaşımı yapmaktan yana bir insanım ve bundan da oldukça büyük mutluluk duymaktayım. Fatih@enterprisecoding.com mail adresi üzerinden bana ulaşabileceğiniz gibi enterprisecoding.com, enterprisecoding.tv web siteleri üzerinden de beni takip edebilirsiniz. Buralarda mümkün olduğunca videolarımı ve makalelerimi yayınlamaya çalışıyorum. Fırsat buldukça yayınlamaya çalışıyorum. Genelde popüler konulardan ziyade bana ilginç gelen ve sizlere de faydası olduğunu düşündüğüm, faydası olacağına inandığım konuları paylaşmayı tercih ediyorum. Bunun dışında bana Twitter üzerinden Fatih Boy adresi üzerinden ulaşabileceğiniz gibi Facebook ve YouTube üzerinden de Enterprise Coding adreslerinden ulaşabilirsiniz. Tüm bunların dışında fırsat buldukça yaz geliştir çatısı altında makale yazmaya çalışıyorum. Aynı zamanda orada kalite sorumlusuyum. Orada yazılan makalelerin mümkün olduğunca daha üst seviyede sizlere ulaşması anlamında elimden geldiğince çalışıyorum. Umuyorum ki hepsi sizler açısından faydalıdır. İsterseniz konuyu daha da fazla uzatmadan Roslyn konumuza geçelim. Öncelikle Roslyn nedir? Roslyn bizim için bir hizmet olarak derleyicidir. Compiler as a Service'tir. Peki Compiler as a Service deyince biraz havada kalan bir konu. İsterseniz biraz daha detaylandıralım bu konuyu. Roslyn CTPC çıkana kadar derleyiciler bizim açımızdan birer kara kutuydu. İçerisinde ne olduğunu bilmediğimiz, ne işlemlerin yapıldığını bilmediğimiz birer kara kutuydu. Biz bu kara kutuya kaynak kodlarımızı veriyorduk. Bu kaynak kodlarımız derleyici kara kutusu içerisinde işleniyor. Çeşitli süreçlerden, çeşitli pipeline'lardan geçerek bize en nihayetinde .NET assembly'leri olarak geri dönüyordu. Bu .NET assembly'si bir DLL olabileceği gibi aynı zamanda çalıştırılabilir, executable bir file, bir exe olabiliyordu. Ama bunun en ilginç tarafı dediğim gibi derleyicinin içerisinde ne olduğunu bilmiyorduk. Şöyle düşünün, C# geliştiriciler C# kaynak kodlarını alıp .NET assembly'sini oluşturabilmek için bir derleyici yazıyor. Ama Visual Studio'yu incelediğimiz zaman Visual Studio'da da benzer bir yaklaşımın olduğunu görüyoruz. Yani Visual Studio içerisinde örneğin siz kod yazarken arka planda bu kod sizin adınıza derleniyor ve bu .NET derleyicisi değil üstelik de. Ve bu derleme neticesinde çıkan hataları siz görebiliyorsunuz. Neticede toplam baktığınız zaman siz aslında Visual Studio'da daha derlemeden kodunuzu yazarken bile arka planda derlenen kod size uyarılar veriyor ve yazmış olduğunuz kodun hatalı kısımlarını bu sayede daha hızlı şekilde görebiliyorsunuz. Yani Visual Studio'da dahi bir derleme işlemi var. İşin ilginç tarafı şimdiye kadar .NET'in derleyicisi kendi dilinde değil de C++'da yazılan bir derleyiciydi. Ve biraz önce de verdiğim örnekten yola çıkarsak Microsoft'un kendi içerisinde dahi farklı farklı ürün grupları için aynı neticeye varacak bir derleme işlemi, bir yorumlama işlemi dahi farklı ekiplerce baştan yazılmaktaydı. C++'da yazılmaktaydı. Şimdi bu açıdan baktığımız zaman öncelikle yazılım dünyasındaki bir adettir, bir gelenektir. Bir programlama dili kendi dilinde derleyicisiyle yazılır. Örneğin C++, C++ derleyicisiyle yazılır. Benzer şekilde .NET'in de böyle bir arzusu var. Yine C# kodunu C# ile yazılmış bir derleyici tarafından yazılması. Bunun en büyük getirisi farklı bir dilde değil de kendi dilinden yazılmış olması kaynaklı olarak daha esnek olabilmesi, o dile daha yakın olmasıdır. Dolayısıyla da bu açıdan baktığımız zaman managed bir derleyici, C# derleyicisinin olması önemli. Onun dışında böylesi bir managed derleyici yaparsanız bu derleyicisinin API'lerini sunarak başka ekiplerin de tekrar tekrar yazmasına gerek kalmadan aynı işlemleri yapabilmesine olanak verirsiniz. Tüm bunları toparlayacak olursak,
Compiler as a Service bir hizmet olarak derleyiciyi son kullanıcıya sunduğunuz zaman artık kaynak kodu son kullanıcı tarafından da yorumlanabilir, meta programlama yapılabilir, dil nesne modeli analiz edilebilir. Bunun dışında dinamik dillerden alışkın olduğumuz read, eval, print döngüsü kolaylıkla yapılabilir. Slaytlardan gitmekten ziyade Rosti'nin ne olduğunu göstermekten yanayım. Dolayısıyla da sunumumun büyük kısmında, webinarımın büyük kısmında demolarımı görüyor olacaksınız. Bu konuyu anlattığım zaman pek çoklarından read, eval, loop'un, ripple'ın ne olduğunun net anlaşılmadığı konusunda geri bildirim aldım. Bu yüzden demoma öncelikle ripple'ın ne olduğu konusundan başlayacağım. Read, eval, print loop'u. Biraz önce de bahsettim. Dinamik dillerden alışkın olduğumuz bir yaklaşım. Çalışma zamanında uygulamaya, programa C# dilinde kodları gönderiyorsunuz ve bu anında yorumlanarak size geri dönüş oluyor. Çıktı olarak veriliyor. Örnek vermek gerekirse, çalışma zamanında bir konsol uygulaması açtım şu anda. Arka planda Rosti'ni kullanıyor. Çalışma zamanında bir değer atıyorum. Örneğin 1 artı 3 diyeyim. Ve bunu istersem hemen deneyebiliyorum. Bir başka C# komutu, örneğin write line. Hop. Enter'a bastım. Gördüğünüz gibi console.write line komutum algılandı ve i değeri bulunarak, hesaplanarak ekrana yazıldı. Bir başka örnek vermek gerekirse ben örneğin for döngüsü yapabilirim. J eşittir 0'dan J küçük i ve J++. Çok basit bir for döngüsü yazıyorum. Console.WriteLine. Bakın aslında ben burada bir script yazıyorum, bir betik yazıyorum ve C# dilini kullanıyorum. Ve arka planda bu benim için yorumlanarak çalıştırılıyor ve çıktısı ekrana veriliyor. Gördüğünüz gibi hop, iyi yazmışım. Şuradan J yapalım. Hatta biraz da süsleyelim. Hop, gördüğünüz gibi bu yazmış olduğumuz basit uygulama biraz önce de bahsettiğim gibi konsoldan bir string ifade alıyor. Bu string ifadeyi C# ifadesi olarak algılıyor, bunu yorumluyor ve bunu çalıştırıyor. Çalıştırdıktan sonra da çıktısını veriyor. Console write line örneğinde olduğu gibi. Hemen isterseniz devam edelim örneklerimize. Peki Rosti API'si nedir? Biraz önce bahsetmiştim. Derleyiciler bizim için Rosti'ne kadar kara kutuydular. Bu derleyici kara kutusunun içerisine, derleyici pipeline'ın içerisine göz attığımız zaman içerisinde bir ayrıştırıcının, sembol bölümünün, meta veri export bölümünün, bir binder'ın, bağlayıcının ve publisher'ın, il yayınlayıcının olduğunu görüyoruz. Burada ayrıştırıcı vermiş olduğumuz string ifadeyi anlamlandırmak için ilk faz olan kelimelerini ayrıştırıyor, tokenlarını ayrıştırılıyor. Daha sonrasında semboller ve meta veriler kullanılıyor ve bunlar ayrıştırılıyor. En nihayetinde binder dediğimiz bağlayıcı safhasında tüm bu oluşan farklı farklı veriler bir araya getirilerek yorumlanmaya başlıyor. İl yayınlayıcısı ise yorumlanan bu veriyi alıyor ve Intermediate Language'e, yani bir .NET Assembly'sine, bir DLL'e ya da bir EXE'ye dönüştürüyor arka planda derleyici. Buna karşılık Rosti'ne baktığımız zaman, Rosti'nde bunlara söz dizim API'si, sembol API'si, bağlayıcı ve akış ağacı API'leri ve yayınlama API'leri olarak yansıyor. Dolayısıyla da biz Rosti'nin API'si içerisinde yer alan söz dizim, sembol, bağlayıcı ve akış ağacı ya da yayınlama API'si ile aynı derleyicisi, bir derleyicinin yaptığı C# derleyicisinin yaptığı her şeyi yapabiliriz. Yani kaynak kodumuza bir derleyici bakış açısıyla bakabiliriz. Bu bana ne sağlar? Örnekleri birazdan paylaşıyor olacağım zaten. İsterseniz ilk örneğimize bakalım. Böylesi bir derleyici API'si elimizde varsa doğal olarak yapabileceğimiz ilk şey bize string olarak verilmiş olan bir söz dizim ağacını analiz edebiliyor olmak. Yani bunlara tokenlarını ayırmak, bu tokenların ne olduğunu görebiliyor olmak. İlk yapabileceğimiz en basit şey. Çok basit bir konsol uygulaması açtım şu anda. Bu konsol uygulamasında gördüğünüz gibi herhangi bir şey yok şimdilik. Hemen toolbox'ımızı açalım. Evet.
Hemen string bir ifade alalım. Bu string ifade gördüğünüz gibi aslında çok basit bir C# kodu karşımızda. Bu C# kodunun yaptığı çok basit bir şey var. Ekrana Rosaline merhaba yazmak. Bu string ifadeyi birlikte isterseniz analiz edelim. Şuradan gidelim. Evet. Yapmamız gereken ilk şey, biraz önce de belirttiğim gibi söz dizim apisini kullanarak bunu node tokenlarına ayırmak. Daha anlamlı bileşenlerine ayırmak. Bu işlemi yapmak da oldukça kolay. Bunun için yapmamız gereken tek şey syntax string.parse compilation unit deyip string olarak ifadeyi vermek. Bu ifadeyi verdiğimiz zaman artık otomatik olarak arka planda Rosaline bizim adımıza vermiş olduğumuz string ifadeyi bir syntax tree'ye yani söz dizim ağacına ayırarak işlemek üzere bize teslim etmekte. Bu örnekte çok kompleks olmaması açısından ben kodumun içerisinde hard coded olarak bir string ifade oluşturdum ve içerisinde bir C# kodu yazdım ama istersek bunu bir text dosyasından da çok rahatlıkla okuyabiliriz ya da herhangi bir üçüncü parti bir kaynaktan da bunu çok rahatlıkla okuyabilir, string'e dönüştürür. Ondan sonrasında da üzerinde analiz işlemleri yapabiliriz. Daha sonrasında almış olduğum bu söz dizim ağacını ekranda sizlere gösterebilmek için çok basit bir fonksiyon yapıyorum. Biraz önce de bahsettiğim gibi tokenlarına, düğümlerine ayırmakta söz dizim ağacı. Bu görmüş olduğunuz fonksiyonsa en basit haliyle vermiş olduğum her bir düğümü ekrana yazmakta. Bunu yazarken de düğümün seviyesine bağlı olarak indentation koymakta, yana kaydırmakta ki ekranda daha güzel gözüksün karşımıza. Bunu da çok basit şekilde şöyle hemen çağırıyoruz. Hop, pardon. Yaptığımız şey çok basit. Söz dizim ağacının kök dizinini bu fonksiyona veriyoruz. Sıfır seviyesinde diyoruz ki ilk indentation'la başlama, ondan sonrakilerde başla. Her bir düğüm için kendini tekrar tekrar çağırmakta ve ekrana vermiş olduğumuz string tür içerisindeki C# kodunun söz dizim ağacını çıkartmakta. İsterseniz bunu birlikte izleyelim. Uygulamamızı çalıştırdığımız zaman gördüğünüz gibi arka planda bizim adımıza söz dizim ağacı oluşturuluyor ve bu bize veriliyor. Vermiş olduğumuz C# kod parçacığının bir using directive olduğu, bir namespace tanımı olduğu, bunun içerisinde qualified name, en sonunda da bir identifier name olduğu, bir sınıf tanımlamasının yapıldığı, bu sınıf tanımlamasının içerisinde bir metot tanımlaması olduğu, parametre listesinin olduğu ve en nihayetinde içeride bir string ifadenin gönderildiği, bir metot çağrısının yapıldığını çok rahatlıkla görebilmekteyiz. Bu dediğim gibi yapabileceğimiz en basit analiz. İsterseniz bunun üzerine biraz daha işimize yarayabilecek bir kod çalıştıralım. İkinci bir fonksiyonum daha var. İkinci fonksiyonum aslına bakarsanız biraz önceki fonksiyondan farklı değil. Yine recursive olarak geri dönüşümlü olarak söz dizim ağacımın her bir düğümünü dolaşmakta, seviyesine göre indente ederek birer tab atarak sola doğru kaydırarak ekranda göstermekte ama bunu yaparken bazı özel düğümleri farklı renkte göstermekte. Bu özel düğümlerin içerisinde, örneğin bir namespace tanımının içerisinde tanımlanmış olan namespace'i de ekrana yazmakta. Keza benzer şekilde bir sınıf tanımlaması varsa bu sınıf tanımlamasının adını da ekrana yazmakta. İsterseniz bu uygulamayı da çalıştıralım. Deminkinden çok da farklı bir çıktı değil gördüğünüz gibi ama biraz önce de bahsettiğim gibi bazı özel düğümleri biliyoruz ve bu özel düğümlerin içerisindeki değerleri de ekrana basabiliyoruz. Çok basit bir analiz yaptık aslında ve şunu dedik. Kodum içerisinde vermiş olduğum string içerisinde bir using ifadesi var ve bu using ifadesi de sistemi çağırıyor. Bir namespace tanımı yapılmış ve bu namespace tanımı söz dizim ağacı. Bir sınıf tanımı yapılmış. Bu sınıf tanımlaması yapılan bu sınıfın adı Merhaba Dünya. Bir metot tanımı yapılmış bu sınıf içerisinde adı mesaj. Bir string ifade kullanılmış. Bu kullanılan string ifade de Rosaline merhaba. Gördüğünüz gibi çok 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 basit bir analiz yaptım.
Peki bu basit analizden bile yola çıkarak nasıl kullanabileceğimizi bir örnek vermek gerekirse, örneğin ekip içerisinde bir belirli standartlarınız var. Bu belirli standartlara göre örnek veriyorum, namespace'lerin belli bir hiyerarşide olması lazım. Ya da sınıfların, sınıf isimlerinin örneğin burada olduğu gibi büyük harfle değil de küçük harfle başlaması gerekiyor. Keza benzer şekilde metot isimlerinin örneğin büyük harfle değil de küçük harfle başlaması gerekiyor. Ya da alt çizgiyle başlaması gerekiyor. Ya da private değişkenlerin alt çizgiyle başlıyor olması lazım. Ya da tamamen farklı bir örnek, constant değişkenlerin ya da statik değişkenlerin tamamının büyük harfli olması lazım gibi gibi gibi. Ekibinizin içerisindeki çeşitli standartlar olabilir. Şu yaptığımız çok basit işlemle bile içerisine birkaç satır kod ekleyerek de ekibinizin bu tarz standartlarını örneğin kontrol edebilirsiniz. Tabi Rosin'le yapabilecekleriniz sadece bununla sınırlı değil ama daha giriş seviyesinde bile pek çok şey yapabiliyorsunuz. Yani derleyici hizmetini kullanarak C# koduna ya da Visual Basic koduna aynı bir derleyici gibi bakarak üzerinde çeşitli analizler yapabiliyorsunuz. Hemen sunumumuza geri dönelim isterseniz. Peki basit analizler yaptık. Bunun dışında ne yapabiliriz? Biraz önce de dedim, derleyici kara kutusunu tamamen bize sunmakta. Yani başından sonuna kadar bir istersek sadece bir analiz yapabileceğimiz gibi bu söz dizim içerisindeki her bir düğümün ne anlam ifade ettiğini bulabiliriz. Yani örneğin biraz önceki örnekte bir using directive olduğunu ve bunun sistem olduğunu görmüştük. Bağlayıcı apisiyle binding apisini de kullanarak bunun .NET'in sistem.dll olduğunu anlayabiliriz. Ya da buradaki namespace'in sistemin aslında .NET namespace'i değil de örneğin benim X diyelimin içerisindeki bir namespace olduğunu öğrenebiliriz. Söz dizim ağacını ve bağlayıcı binder apisini kullanarak. Tüm bunları da toparlayacak olursak da istersek oluşturmuş olduğumuz, string olarak vermiş olduğumuz bu ifadeyi ya da bir text dosyasından okumuş olduğumuz bu ifadeyi alıp çalışma zamanında bir assembly, .NET assembly'si üretebiliriz. Bir DLL üretip geçici bir klasöre koyup daha sonrasında bunu çalıştırabilir, kullanabiliriz uygulamamız içerisinde. Ya da son kullanıcıya scripting desteği sunabiliriz. Son kullanıcının bir text editörümüz üzerinden, bizim hazırladığımız bir text editörü üzerinden yazmış olduğu kodu alıp bunu derleyebilir. Daha sonrasında da uygulamamız içerisinde bunu kullanabiliriz. Ya da tamamen bağımsız bir exe üretiriz ve bu exe'nin çalıştırılmasını sağlayabiliriz. Senaryoları arttırmak mümkün. Tamamen kullanımınıza bağlı olarak çok farklı senaryolar, çok farklı kullanımlar da mümkün. Bunlara hemen isterseniz çok basit bir örnek verelim. Çalışma zamanında nasıl dinamik olarak bir string ifadeyi alıp bir derleyici bakış açısıyla bunu nasıl bir .NET assembly'sine dönüştürebiliyoruz onu görelim. Biraz önce hazırlamış olduğum kodu tekrardan temizleyelim isterseniz. Artık söz dizim ağacı kısmımıza ihtiyacımız yok. Tekrardan string bir kodla başlıyoruz. Biraz önce verdiğimden çok farklı değil, aynı kodu paylaşıyorum. Demin de dediğim gibi ben örneğimde bunu constant string olarak tanımladım ama bu kullanıcıdan alınan bir ifade olabilir. Bir text box içerisindeki bir ifade olabilir. Ya da bir text dosyasından okunan, bir C# dosyasından okunan bir veri de olabilir. Önemli değil. Neticede aynı işlemleri yapabiliyoruz. Çalışma zamanında dinamik bir kod üreteceğimiz için üretilecek olan bu assembly'nin, saklanacak olan kodun derlendikten sonra saklanacağı assembly'nin adını hemen belirleyelim. Bu sabit bir değer. Ben burada örneğin Enterprise Coding önekiyle çalışma zamanında bir tane GUID oluşturup daha sonrasında da sonuna .dll ekliyorum. Bunu da assembly adı olarak kullanacağım birazdan. .dll'den de zaten anlayacağınız gibi bir executable değil de doğrudan bir dynamic link library, bir DLL oluşturuyor olacağım. Biraz önce yaptığımız gibi çok basit şekilde öncelikle söz dizim ağacını oluşturuyoruz. Syntax parse compilation unit deyip string ifademizi veriyoruz ve söz dizim ağacını alıyoruz. Bu noktadan sonra söz dizim ağacı üzerinde artık bizim bir analiz yapmamıza gerek yok. Bunun yerine söz dizim ağacıyla elde ettiğimiz bu kod tamamen derleyici tarafından yorumlanır. Şöyle biraz isterseniz şöyle yapayım. Şimdi derleme işlemini isterseniz biraz daha detaylandırayım. Derleme dediğimiz, compilation dediğimiz
derleyiciye bir string ifadenin ya da daha doğrusu bir kaynak kodun çalıştırılabilir bir .NET assembly haline getirilmesi için ihtiyacı olan tüm bilgiyi vermektir. Bu tüm bilgiden kasıt nedir? En basitinden oluşturulacak olan .NET assembly'sinin adı. Ben bu derledikten sonra bu assembly'ye ne isim vermeliyim? Hangi isimde saklamalıyım? Bu da hemen burada ilk parametrede veriyoruz. Bunun dışında tamam okey ben bir .NET assembly'si oluşturacağım ama bu .NET assembly'nin türü nedir? Bizim örneğimizde biz bir DLL oluşturacağız. Daha dolayısıyla da Dynamic Link Library diyoruz. Bunun dışında istersek bir Windows uygulaması ya da konsol uygulaması oluşturacağımızı da belirtebiliriz. Buna göre arka planda derleyici bizim adımıza gerekli il dönüşümlerini otomatik olarak yapmakta. Bunun dışında bir kod oluşacaksa, bir .NET assembly'si oluşacaksa girdiye ihtiyaç var. Yani source koda, kaynak koda ihtiyaç var. Bu kaynak kodda biraz önce yapmış olduğumuz string ifadeyi söz dizim ağacına dönüştürdükten sonra bu söz dizim ağacını veriyoruz. Gördüğünüz gibi söz dizim ağacı bir array kabul ediyor. Dolayısıyla da n tane farklı kaynaktan gelen söz dizim ağaçlarını yani farklı .NET kaynak kodlarını bir araya getirir. Farklı CS dosyalarını diyebiliriz ya da bir araya getirebiliriz bu sayede. Bir array aldığı için her birini alacaktır. Son olarak da tüm bunları yaptıktan sonra uygulamamız içerisinde harici kütüphanelere referanslar verebiliriz. Normal standart C# uygulamalarında olduğu gibi. Dolayısıyla da derleyicinin DLL'i oluşturabilmesi için referans vermiş olduğumuz bu harici DLL'lere referansları da belirtiyor olmamız lazım. Örneğin bunu yaparken assembly file reference'la objenin assembly'sinin bulunduğu yeri, location'ı, konumunu verdim. Yani bu aslında .NET'in core DLL'inin nerede olduğunu gösteriyorum. Referans olarak, varsayılan olarak hiçbir referans eklemeseniz de bunu ekliyor olacağız. Tüm bunları yaptıktan sonra artık derleme işlemini yapabiliriz. Şu an henüz derleme işlemi yapılmadı ama derleyicinin kaynak kodumuzu çalıştırılabilir .NET assembly'sine dönüştürebilmesi için gerekli olan her türlü veri var. Tüm bunları yaptıktan sonra, derlememiz de oluştuktan sonra derlemeye emit fonksiyonunu kullanarak al bu derlemeyi oluştur. Yani vermiş olduğum tüm bilgileri kullanarak bana bir .NET assembly'si oluştur diyoruz. .NET assembly'si oluşturulurken, emit fonksiyonu kullanılırken bu fonksiyon dosya varsayılan olarak dosya sistemine herhangi bir dosya yazmaz. Yani bir DLL oluşturmasını burada beklemeyin. Ama bunu aslında biz yapabiliriz. Bunu nasıl yapabiliriz? Bir memory stream veriyorum örneğin ben burada. Bir file stream vererek al derlediğin çıktıyı bu file stream'e yaz diyebiliriz. Burada ben dinamik olarak bir dosya sistemine yazmak yerine dinamik olarak hafızaya yüklüyorum. Bir memory stream'e derleme çıktısını veriyorum. Daha sonrasında da bunu okuyaraktan assembly load'la hafızaya yüklüyorum. Tabii ki bir derleme işlemi her zaman %100 başarılı olacak diye bir durum yok. Dolayısıyla da emit fonksiyonu yani derleme işlemi gerçekleştikten sonra bu işlemin sonucu da derleme sonucu da bize dönmekte. Emit result ile dönmekte. Biz istersek buradan yola çıkarak verilen kaynak kodun başarılı ya da başarısız olduğunu anlayabileceğimiz gibi başarısızsa hangi satırlarda hangi hatalar oluşmuş bunu görebiliriz. Aynı .NET uygulamasını derlediğimizde hatalı bir uygulamanın çıktısının hata bilgilerinin error liste dolması gibi. Tüm bunları yaptık. Artık şu satıra geldiğimizde hafızaya derlemiş olduğumuz DLL yüklenmiş durumda ve bu noktadan sonra artık bunu kullanabilmemiz de mümkün. Doğal olarak hafızada olduğu için bunu reflection'la kullanabiliriz. Ne yapıyorum? Derlenmiş olan SMD'yi biliyorum. Bunun içerisinden sınıfımın full namespace ile birlikte adını bildiğimden dolayı bunun içerisinde bu assembly'nin içerisindeki bu sınıfı, bu türü bana ver diyorum. Daha sonrasında yine bu tür içerisindeki oluşturduğum fonksiyonu biliyordum. Mesaj fonksiyonu. Bu tür bilgisinden yola çıkarak bu tür içerisindeki mesaj fonksiyonunu bana ver. Bunun herhangi bir parametre almadığını da bildiğimden dolayı bu mesajı çalıştır. Bu fonksiyonu çalıştır diyorum. Uygulamamı çalıştıracak olursam F5 tuşuna basarak şu an arka planda vermiş olduğum kaynak kod derleme olarak oluştu. Bu derleme
hafızaya, memory stream'den hafızaya yüklendi. Yüklendikten sonra reflection kullanılarak içerisindeki metodum çağrıldı ve gördüğünüz gibi orada sinik olarak vermiş olduğum ifade çalıştırılarak Rosin'e merhaba dedi. Bu yapabileceklerimizin en basiti. Bunun bir sonraki adım örneğin bu bilgiyi kullanıcıdan talep etmek ya da bir dosya sisteminden okumak olabilir. Ki bu sayede uygulamanıza scripting desteğini de kolaylıkla sunabiliyor olursunuz. Devam edelim isterseniz. Bir başka örnek daha verelim. Neler yapabileceğimiz konusunda daha fazla fikir sahibi olabilmeniz açısından aklıma geldikçe örnekleri sunumun içerisine eklemeye çalıştım. Bir başka örnek, söz dizimi ağacını biliyoruz. Binder apisini kullanarak söz dizimi ağacı içerisindeki hangi ifadenin ne anlama geldiğini de biliyoruz. Yani örneğin biraz önce de belirttiğim gibi be using kullanıyorsak bu using ifadesinin hangi DLL içerisindeki hangi namespace'i kastettiğine kadar biliyoruz. Dolayısıyla istersek bu bilgiyi kullanarak biraz şimdi vereceğim örnekte olduğu gibi bir C# kodunu tamamen yorumlayıp farklı bir dile dönüştürebiliriz. Örneğin de ben bunu bir Visual Basic uygulamasına dönüştürüyor olacağım ama istersek bunu alıp kendi scripting dilimize ya da XYZ diline de dönüştürebilmemiz mümkün. Çok basit bir uygulama var. Üst tarafa C# ifadesini veriyor olacağım. Hemen şuradan daha önceden hazırlamış olduğum basit bir C# kodu var. Uygulamamızı da geri açalım. Bakın. Üst tarafta bir tane C# uygulaması var. Dönüştür dediğim zaman yazmış olduğum bu C# uygulaması gördüğünüz gibi VisualBasic.net diline VB'ye dönüştürülüyor. Bu işlemde oldukça kolay aslında. Arka planda zaten ihtiyacınız olan her türlü bilgi var. Örneğin bunun bir namespace tanımı olduğunu biliyorsunuz. Ve namespace'lerin VisualBasic'te nasıl tanımlanması gerektiğini biliyorsunuz. Ya da bir using ifadesinin olduğunu biliyorsunuz. Dolayısıyla da bunun Visual Basic'teki karşılığının ne olduğunu da biliyorsanız bunu çok rahatlıkla üretebilirsiniz. Yapacağınız biraz önce bizim basit konsol uygulamamızla yaptığımızdan çok 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 farklı değil aslına bakarsanız. Konsol uygulamamızda ne yapmıştık? Vermiş olduğumuz string ifadeyi söz dizim ağacına dönüştürmüş ve bu söz dizim ağacını dolaşarak içerisindeki verileri ekrana yazmıştık türleriyle birlikte. Burada da ne yapıyoruz? Bu türlere, bu veriye karşılık Visual Basic dilindeki muadillerini yazıyoruz aslına bakarsanız. Dolayısıyla da çok farklı değil. Burada bir constructor olduğu bilgisi bize geliyor. Dolayısıyla da constructor'ın Visual Basic'te karşılığının ne olduğunu biliyoruz. Keza fonksiyon çağrımı varmış. Fonksiyonların Visual Basic'te nasıl çağrılacağını da biliyoruz. Dolayısıyla da bu kaynak kodu, C# kaynak kodunu Visual Basic'e dönüştürmek bu noktadan sonra çok çok da büyük bir sıkıntı olmayacaktır. Çünkü arka planda zaten asıl ağır işi, asıl zor işi derleyici yapıyor ve biz derleyiciyi bir hizmet olarak, bu hizmeti kullanan son kullanıcı olarak kullanıyoruz. Hemen devam edelim. Bu ekranı hatırlıyor olacaksınız. Derleyici boru hattı pipeline'dan bahsetmiştim. Buna denk gelen Rosin'deki derleyici apilerinden bahsetmiştim. Konuşmamın ta en başında şunu da belirtmiştim. Mevcut halinde Visual Studio ekibiyle, örneğin C# ekibinin aynı dili yorumlamak için iki farklı derleyicisi var. Arka planda en nihayetinde bize hataları gösterebilmesi için Visual Studio'nun da bir derleme işlemi yapması lazım. Aynı dili iki farklı ekibin, Microsoft içerisinde dahi iki farklı ekibin kullanıyor olması ilginç. Dolayısıyla da manage bir derleyiciye sahip olduğunuz zaman ve bunun bir API'si varsa bu API C# derleyicisinin kullanması dışında doğal olarak, kaçınılmaz olarak Visual Studio ekibi tarafından da kullanılabilir. Aynı bizim kullanabileceğimiz gibi. Dolayısıyla da Visual Studio içerisindeki yapıyı inceleyecek olursak, şunu isterseniz hemen kapatalım. Visual Studio içerisindeki kullanmış olduğumuz mevcut tool'ları inceleyecek olursak, bu mevcut tool'ların hangisinin Rosin API'sinin hangi bölümüne denk geldiğini de buradan görebilmemiz mümkün. Örneğin kodumuzu reformat yaptığımızda ya da kod içerisindeki söz dizimi renkli olarak görmek istediğimizde doğal olarak söz dizim ağacıyla basit bir analiz yapıyoruz. Reformat için çünkü çok kompleks, bu using ifadesi nereden gelmiş, burada ne anlatmaya çalışıyor gibi çok detaylı bir analize ihtiyacımız yok. Sadece
söz dizim aracıyla almış olduğumuz düğümlere ihtiyacımız var. Keza renklendirici içinde, çünkü renklendiriciye baktığımız zaman, yazmış olduğumuz kaynak kodun renkli olarak gösterilmesine baktığımız zaman, örneğin bir namespace ifadesi farklı renkte, bir class ifadesi farklı renkte, örneğin değişkenleri farklı renkte yapabiliriz vesaire vesaire. Diğer taraftan baktığımız zaman, bir sınıfın kaynağına gitmek istediğimizde, bir değişkenin, bir nesnenin kaynağına gitmek istediğimizde söz dizinden biraz daha farklı bir bilgiye ihtiyacımız var. Dolayısıyla da bu noktada söz dizim aracını kullanıyoruz. Öte yandan quick info, bir sınıfı hakkındaki bilgiye ulaşmak için ya da örneğin bir değişkeni yeniden adlandırmak için biraz daha kompleks bir bilgiye ihtiyacımız var. Yani bir değişkeni örneğin yeniden adlandırmak için söz dizim aracı tek başına yetmez. Aynı değişken olduğundan kesinlikle emin olmamız lazım. Uygulamamızın farklı skoplarında, farklı bölümlerinde aynı isimde farklı farklı değişkenlerimiz de olabilir. Dolayısıyla da örneğin söz dizim aracı tek başına böylesi bir işlem için yeterli olmayacaktır. Bizim yapmamız gereken o sırada incelemiş olduğumuz değişkenin gerçekten bizim üzerinde rename yapmak istediğimiz değişken olup olmadığını biliyor olmak örneğin. Diğer taraftan uygulamamızı debug ederken kaynak kodunu değiştirip uygulamanın kaldığı yerden çalışmasına devam etmesini sağlama işlemi de arka planda baktığınızda kaynak kodun alınıp yorumlanıp tekrardan araya bir .NET il kodunun giriyor olması lazım. Ki bu noktada da yapılandırma API'si, yani il yayınlayıcısının kullanılıyor olması kaçınılmaz. Yani büyük resme baktığımızda aslında Visual Studio'da arka planda mevcut halinde farklı bir derleyiciyle bile olsa, bir farklı C++ derleyicisiyle bile olsa aslında aynı işlemleri ve aynı analizleri yapmak zorunda. Dolayısıyla da Rosin API'si ile birlikte artık Visual Studio'da aynı API'yi, ortak API'yi kullanacak. Yani bir C# derleyicisi nasıl görüyorsa kaynak kodu Visual Studio'da aynı şekilde görecek. Keza biz de aynı şekilde göreceğiz. Dolayısıyla da aynı işlemleri rahatlıkla yapabiliyor olacak. Bu iş için tekrar tekrar kod yazılmasına gerek olmayacak. Devam edelim. Visual Studio'yu bu kadar anlatmışken, Rosin API'sinin içerisinde kullanabiliyoruz diye söz etmişken, tabii ki Visual Studio ile Rosin'in entegrasyonu konusundaki örneklerimizi vermemiz kaçınılmaz. İsterseniz ilk örneğimize bakalım. İlk örneğimiz şu olacak. Biraz önce de bahsetmiştim Ripple'dan. Ripple sayesinde dinamik olarak çalışma zamanında bir C# ifadesi verebiliyorduk ve bu ifadeyi çalıştırıp çıktısını da alabiliyorduk. Dolayısıyla da aynı işe madem harici olarak yapabiliyoruz, Visual Studio içerisinde de neden yapmayalım? Şu an açtığım pencere C# interaktif penceresi. Rosin CTP'sini kurduktan sonra bilgisayarınıza bu pencereyi kullanabiliyor olacaksınız. Biraz önce görmüş olduğunuz örnek konsol uygulaması bunun çok çok basit bir implementasyonudur. Benzer şeyleri doğal olarak da burada yapabilirsiniz. İsterseniz hemen deneyelim. İ diye bir değişken ve gördüğünüz gibi diğerinden farklı olarak burada renklendirme yapılıyor. Arka planda bizim için derleme işlemi yapılıyor ve vermiş olduğumuz örneğin C# kodun eksik olduğu, hatalı olduğu, hatanın da bu olduğu. Aslında Visual Studio biraz önce de belirttiğim gibi arka planda bu işlemi bizim adımıza yapıyor. 1+3 hemen aynı örnek üzerinden gidelim. Bakın indentation da yapılıyor. Enter'a bastığında arka planda artık iyi değişkenim var. İsterseniz konsol uygulamasında yaptığım gibi burada da bunu konsola basayım. Farklı olarak gördüğünüz gibi artık Visual Studio içerisinde olduğum için aynı şurada C# kodu yazarken Visual Studio'nun otomatik tamamlama desteğinin bana yardımcı olması gibi interaktif penceresinde de C# interaktif penceresinde de aynı desteğe sahibim. Ki bu oldukça da güzel. Noktaya basayım örneğin. Bakın hemen geldi. Right line. Bakın hemen renklendirme desteği de geldi. İ'yi ekrana yazdıralım. Okey. Gördüğünüz gibi aynı işlemi yapabiliyoruz. Benzer şekilde bir for döngüsü de hızlıca yapalım isterseniz. Int j eşittir 0'dan j küçük i ve j plus plus. Süs parantezi açalım. Enter'a basalım. Bakın ifademin henüz bitmediğini anladığı için bir alt satıra geçip benim işlem yapabilmemi sağlıyor. Bunu yaparken de indente ediyor üstelik de. Hemen arkasından ifadem bitene kadar bunu yapabiliyor olacağım. Konsol hemen otomatik tamamlayı da
kullanarak console write line dedik. Şuradan hemen o anki J'lerini ekrana basalım. Son olarak da süs parantezi kapatıp enter tuşuna basalım. Arka planda kod otomatik olarak derlendi, çalıştırıldı ve çıktısı gördüğünüz gibi bize verildi. Biraz önce yapmış olduğum örnek uygulamadan çok da farklı değil. Biraz daha isterseniz kompleks bir örnek üzerinden gidelim. Yapacağım şey çok basit. Bir tane istemci oluşturuyorum. Web istemcisi oluşturuyorum. Web client kullanarak. Bakın şu an web client'ın ne olduğunu bilmiyor. Dolayısıyla da bana bu konuda hata verdi. Aynı Visual Studio içerisinde olduğu gibi kontrol noktaya basıyorum. Hop, pardon. Öncelikle şurada new demeyi unutmuşum. Okey. Aynı Visual Studio içerisinde olduğu gibi bakın burada bana bir tooltip çıktı. Diyor ki şunu mu kastediyorsunuz? Evet, bunu kastederseniz kodunuz şu hale dönecektir. Evet, bunu using'i kullanmak istiyorum. Otomatik olarak bunu ekledi. Hop, istemci oluşturdum. Bu istemciyi oluşturduktan sonra bir tane web sayfasından isterseniz sayfa içeriğini alalım. Hop. İstemci nokta. Bunu da web client'ı kullandıysanız eğer zaten biliyorsunuzdur. En basit yolu download string ile web sayfasını da vererek bu web sayfasının içeriğini istemek. Hemen yapalım. HTTP 2.// interest.com/blog. Örneğin bu adresten veri indirsin. Bakın enter tuşuna basınca işlem sürüyor. Niye? Çünkü ilk önce derledi. Derledikten sonra da vermiş olduğum komutu çalıştırıyor ve bu web sitesinden veriyi çekiyor. Şu an bu veri artık çekildi ve sayfa içeriği değişkeninin üzerinde. Bundan sonra ne yapabilirim? Örneğin var bir tane dosya oluşturabilirim. Dosya akışı örneğin oluşturayım. File diyeyim. Bakın biraz önce olduğu gibi yine bana yardımcı oluyor. Sistem ayının altındaki file'ı mı kastediyorsunuz? Evet. Otomatik olarak bunu kullan dedi. Nokta dedim. Mesela create text ile bir tane text dosyası oluşturacağım. Nedir? Örneğin j2.tmp içerisinde deneme.txt bu dosyanın içerisine yazacağım gelmiş olan string'i. Hemen yapıyorum tekrardan file hoppa file nokta write diyerekten dosya akışı nokta write diyorum. Biraz önceki string ifademi bunun içerisine veriyorum. Tüm bunları yaparken de gördüğünüz gibi otomatik tamamlamadan bana oldukça yardımcı oluyor. Enter tuşuna bastım. Artık string ifadeyi bu dosyanın içerisine yazdı. Hemen Ctrl R ile run yapalım. Bu dosyayı açalım. Hop. Görmüş olduğunuz gibi vermiş olduğum web sitesinin içeriği alındı. Bu web sitesi içeriği de bir text dosyası oluşturularak bunun içerisine otomatik olarak yazıldı. Gördüğünüz gibi normalde C# koduyla ne yapabiliyorsanız aslında bu Ripple döngüsü içerisinde hepsini birebir yapabiliyor olmanız mümkün. Bunu da çok, gördüğünüz gibi oldukça rahat bir şekilde yapabiliyoruz. Hemen örneklerimize isterseniz devam edelim. Biraz önce bir C# kodu üzerinden C# Visual Basic'e dönüştürmüştüm. Peki aynı işlemi isterseniz bu sefer de Visual Studio içerisinden yapalım. Visual Studio'muzu kapatıp yeni bir tane Visual Studio projesi açalım. Hop. Bir Visual Basic projesi oluşturuyor olacağım şimdi. Hep birlikte bunu görelim. Visual Studio'nun açılmasını beklerken de biraz önce örnekteki kullanmış olduğum biraz önce örnekteki kullanmış olduğum C# kodunu tekrardan kopyalayalım. Visual Studio'muzda Visual Studio'muzda açıldı. Yeni bir tane proje oluşturalım. Visual Basic bir tane Forms uygulaması. Okey diyorum.
Yapmış olduğum şu, biraz önce C# kodunu bir uygulama vasıtasıyla oluşturabilmiştim. Bu sefer bundan farklı olarak Visual Studio ortamı içerisindeyim. Biraz önce görmüş olduğunuz gibi C# kodu kopyalamıştım. Hatta bu işimi bir daha yapayım. Tamamını seçtim, ters tıklayıp kopyala yaptım. Uygulamayı kapatıp Visual Studio'ya geri dönüyorum. Hop, uygulamamın Visual Studio'ma kurmuş olduğum bir tane eklenti var. Past as Visual Basic. Yapmış olduğu işlem aslında şu. Hafızada bulunan kodu alıp yorumluyor ve bunu Visual Basic'e dönüştürüyor. Aslında biraz önce yapmış olduğumuz uygulamadan çok da farklı bir işlem yapmıyor. Gördüğünüz gibi Visual Studio ile çok rahatlıkla entegre edebilirim Rosin uygulamalarımı. Hemen bir başka örneğe de geçelim. Neler yapabileceğimiz hakkında mümkün mertebe fazla örnek göstermek istiyorum. Hop. Evet. Bir başka örnekte şu. Madem ben bu kadar çok kaynak kodunun içerisine girebiliyorum ve aynı derleyici bakış açısıyla ben kaynak kodumu analiz yapabiliyorum. O zaman bu analizleri neden daha detaylı olarak kullanmayayım? Yapacağım işlem şu. Ekibinizin yapmış olduğu, çok sık yapmış olduğu hatalar olabilir. Örneğin kaynak kodunu analiz ederken bu hataları otomatik olarak düzeltebilirsiniz. Ya da ekibinizin bazı standartlara uymasını istiyorsunuz. Örneğin standartlarınızdan bir tanesi bir değişken eğer bir constant ifadeye dönüştürülebiliyorsa otomatik olarak bunu ekibinizin de yapabiliyor olması. Şimdi açacağım uygulama da yine bir Visual Studio eklentisi ve yapmış olduğu işlem şu. Arka planda biz yazdıkça Visual Studio'nun analiz etmesini sağlıyor. Analiz edildikten sonra da örneğin sabit ifadeye dönüştürebilecek kod varsa bunu bize öneriyor. Hemen uygulamamız açılsın. Evet. F5 ile uygulamamızı çalıştırıyoruz. Şu anda yapmış olduğu uygulamamız öncelikle Visual Studio tarafından derleniyor. Daha sonrasında yeni bir Visual Studio örneği açılıyor. Biraz önce Splice Screen'i gördüğünüz. Aslında bu yeni açılan Splice Screen'i Visual Studio standart bizim başlat menüsünden ulaştığımız Visual Studio'dan biraz daha farklı. Farkı da şu. Bu Visual Studio Rosin CTP'yi bünyesinde kullanabiliyor. Özellikle ayarlanmış, sizin ekstra bir işlem yapmanıza gerek kalmıyor. Arka planda bizim adımıza bunu yapabiliyor. Tabii ki Rosin CTP'si release olduğu zaman Visual Studio ile doğal olarak entegre olacak. Hani bunun için herhangi ekstra bir işlem yapmanıza gerek kalmayacak. Gördüğünüz gibi yeni bir tane Visual Studio açıldı. Rosin de içerisinde yüklenmiş olarak. Örnek bir uygulama açıyorum şu anda. Çok basit bir konsol uygulaması. Örnekleri basit tutabilmek adına da her zaman için konsol uygulamaları üzerinden ya da basit bir Windows Forms uygulaması üzerinden gitmeyi tercih ediyorum. Şimdi projemiz açılıyor olacaktır. Evet, projemiz açılıyor. Şu an analiz ediyor. Okey. Evet. Hemen şunu temizleyelim. Tabii kullanmış olduğum bilgisayar netbook olduğu için performansı biraz düşük olabiliyor. O yüzden zaman zaman bekleme olabiliyor. Okey. Tamamdır. Şimdi çok basit bir ifademiz olsun. Int i eşittir 1. Int j eşittir 3. Int k eşittir i artı j örneğin. Bakın biz yaparken arka planda Visual Studio analiz ediyor. Yapmış olduğum eklenti de bu analize dahil. Ve bakın yazmış olduğum kodun altını çizdi. Üzerine geldiğimiz zaman kodla ilgili zaten bize bir hint veriyor olacaktır. Hop, şöyle biraz beklersek evet. Gördüğünüz gibi sabit olarak tanımlanabilir diyor. Yani burada yapmış olduğum i ataması bir daha hiçbir zaman i'ye yeni bir değer atamıyorum. Sadece okuma yapıyorum. Dolayısıyla da Visual Studio analizimi yaparken şunu diyorum. Bu i ifadesi bir kez atanıyor ve hiçbir zaman değişmiyor. Dolayısıyla bu sabit tanımlanabilir. Bunu demek dışında yan tarafında bakın bir hint çıkıyor.
ve sabite dönüştür diye bana öneride bulunuyor. Üstelik bunu yaparken de bu işlemi yaptığımda oluşacak kodu da yan tarafta açılan pencere içerisinde görebiliyorum. Enter'a bastığımda otomatik olarak bu işlem yapılıyor. Şu an göstermiş olduğum bu özellik Visual Studio ile birlikte gelen bir özellik değil. Kodumun içerisinde benim ihtiyaçlarım doğrultusunda ya da ekibimin ihtiyaçları doğrultusunda yazmış olduğum bir eklenti. Bu sayede Visual Studio'yu kendi ihtiyaçlarımız doğrultusunda daha da özelleştirebilir ve artık daha hatasız kod yazmaya yazılım geliştiricileri de yönlendirebiliriz. Bunu yaparken altta da bakın aynı şey oluyor. Sabit olarak tanımlanabilir gibi hint geliyor. Yan tarafta int üzerinde de bir tane öneri var. Kontrol noktayla bunu yaptığım zaman bakın yine aynı şekilde constant'a dönüştürüldüğünde böyle olacak diyor. Sabite dönüştürüldüğünde. Evet dönüştür diyorum. Tüm bunları yaptıktan sonra bakın artık bir sonraki satırın da altını çizmeye başladı. Neden? Çünkü yapmış olduğum analiz her zaman için devam ediyor. Her değişiklik sonrasında devam ediyor. Ve şunu diyor. Bakın diyor. I'yi ve J'yi sabit tuttum. Dolayısıyla bunların değişkenleri hiçbir zaman değişmeyecek. Kodun kalan kısmında da K diye bir değişken oluşturdun ama bunu da hiçbir zaman yeni bir değer atamıyorsun. Dolayısıyla bu da sabit olabilir diyor. Yapmış olduğumuz analiz devam ediyor ve kontrol noktayla istersek bunu da sabite dönüştürebiliriz. Bu Visual Studio'ya yazmış olduğumuz çok basit bir örnek, çok basit bir eklenti. Kodumuzun analiz edilmesine dair gösterebileceğim en basit örneklerden bir tanesi. Bunun farklı bir senaryodaki bir başka örneği ne olabilir? Örneğin yazmış olduğumuz kod arka planda devamlı analiz edilir. Ekibimizin olası hataları, sık yaptığı hatalar tespit edilerek bunların düzeltilmesine dair örnekler verilebilir, örnekler sunulabilir. Tooltipler sunulabilir. Bir başka örnek yoğurt yiyişimize ekibimizin standartlarına aykırı bir kodlama olduğunda bu kodlama hakkında developer uyarılabilir. Uyarılmak dışında nasıl düzelteceği konusunda da yardımcı olabiliriz. Bunlar yapabileceğimiz çok basit kullanımlara örnekler. Hemen geri dönelim. Tüm bunları yapabiliyorken doğal olarak aslında biz arka planda scripting desteği de sunabiliriz. Yani kullanıcıdan aldığımız bir ifadeyi, string ifadeyi alıp kaynak kodunu yorumlayıp bunu ilk vermiş olduğum örneklerde olduğu gibi bir assembly'ye dönüştürüp bunu çalıştırabiliriz bile. Ama assembly'ye dönüştürülmenin dezavantajı şu, arka planda da devamlı olarak hafızada yüklü olacak. Dolayısıyla da bir yerden sonra sıkıntı yaratabilir. Scripting mantığı yaklaşımı biraz daha farklıdır. Scripting'de anlık olarak kullanıcının girdiği değerlerden yola çıkarak bu değerler çalıştırılır ve sonucu kullanıcıya gösterilir. Yani bir eklentiden farklı bir yaklaşım vardır. Eklentideki yaklaşım şudur. Oluşan kod ya da eklenti uygulama içerisinde devamlı. Uygulamanın örneğin bir sonraki açılmasında da kullanılabilir. Scripting ise uygulamanın o oturumu sırasında alınır, yorumlanır, çalıştırılır ve çalıştırıldıktan sonra da kullanıcıya çıktısı gösterilir. Hemen scripting'e de basit bir örnek vereyim. Pardon, Ripple yanlış uygulamayı açtık. Bir tane komut satırı açtım. Rosin demoları klasörümün içerisinde örnek bir tane script dosyam var. Hatta örnek script dosyasını da şöyle yapalım. Notepad ile açayım ben size. Görmüş olduğunuz gibi çok basit bir örnek script dosyam var. Ne yapıyor? Uygulamanın bulunmuş olduğu klasörde tüm CS dosyalarını arıyor. Bu CS dosyaları içerisinde enterprisecoding.com geçmeyenleri buluyor ve bunları kullanıcıya listeliyor. Burada siz ne yapabilirsiniz? Örneğin namespace'i şu olmayanları göster ya da içerisinde örneğin her dosyanın başında mutlaka bir comment olması gerekiyorsa bu comment'i geçmediği dosyaları bul gibi örnekler verebilirsiniz. Bunu çalıştırmak için basit bir konsol uygulaması yazılmış RCSI diye. Boşu bırakıp hemen örneğin script dosyasını verip RCSI script dosyasını verip bunu çalıştırabiliriz. Arka planda bu uygulama bizim başta vermiş olduğumuz konsol uygulamalarından çok 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 farklı bir şey yapmıyor aslında. Vermiş olduğumuz dosyayı alıyor, bunu string olarak dönüştürüp derleyiciye veriyor, söz dizim aracından geçiriyor. En nihayetinde geçici bir assembly oluşturup bu assembly'nin içerisindeki kodu çalıştırıyor.
Aslına bakarsanız programsal olarak bizim de yapamayacağımız şey değil, at da deve değil. Ama baktığımız zaman da oldukça kullanışlı bir hale getirebiliriz bunu. Görmüş olduğunuz gibi script çalıştı ve çıktı olarak da basit bir çıktı bize verdi. Bu Rustin'de yapabileceklerinizin çok 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 basit örnekleri. Bunu sizler de kullandıkça zaten görüyor olacaksınız. Şimdi tüm bunları paylaştıktan sonra akıllara şu soru gelebilir. Okey, çok güzel ama ben bunları ne zaman kullanmaya başlayabilirim? Kötü haber, C Sharp'ın bir sonraki sürümünde yok. C Sharp'ın bir sonraki sürümünde karşımıza artık pek çoklarınızın da bildiği gibi asenkron programlama geliyor. Windows Runtime geliyor. Windows 8 ile birlikte gelen WinRT geliyor. Dolayısıyla da C Sharp'ın bir sonraki sürümünde yok. Baktığınız zaman zaten yapılan iş de gerçekten çok büyük. Yani C++ ile yazılmış bir derleyiciyi baştan manage olarak C Sharp ile yazıyorsunuz. Bunu yazarken de kullanıcıların da son kullanıcıların da kullanabileceği API'lerle veriyorsunuz. Dolayısıyla da tüm bunları C Sharp'ın iki sonraki sürümünde kullanabiliyor olacaksınız. Compilerize servisi Rosin'i. Tabii akıllara o zaman şu soru geliyor. Ben bunları şimdiden merak ediyorum ve kullanmak istiyorum. Nasıl kullanabilirim? Nasıl deneyebilirim? Güzel haber. Visual Studio ekibi bunun için Rosin CTP'yi yayınladı bundan bir süre önce. msdn.com/rosin adresinden bu CTP'yi indirebilirsiniz. Bu CTP'yi kurarak Visual Studio eklentileri, biraz önce size göstermiş olduğum tüm eklentileri, tüm kod örneklerini çalıştırabilirsiniz ve bu kod örneklerinin pek çoğu da zaten CTP ile birlikte geliyor. Program file, pardon, belgelerinizin içerisinde yeni bir klasör oluşturuyor. Bu klasör içerisinde örneklerin tamamını bulabiliyor olacaksınız zaten. Bunun dışında eğer NuGet ile tanışık olanlarınız varsa Visual Studio entegrasyonu dışındaki tüm özellikleri hızlıca kullanabilmeniz için bir tane NuGet paketi de bulunmakta. Visual Studio ortamında hiç download işlemi dahi siz yapmadan NuGet'i kullanarak otomatik olarak bu assembly'leri projenize dahil edip kullanmaya başlayabilirsiniz. Ama dediğim gibi bunu bu şekilde kullanırsanız, normal kurulum yapmazsanız Visual Studio entegrasyonu yok. Sadece DLL'ler geliyor. Bu DLL'leri projenize referans olarak gösterip kullanabiliyorsunuz. Tabii ki tüm bunları anlattıktan sonra şunu akıllarda tutmak lazım. Şu an sizlerle paylaşmış olduklarım henüz üretim ortamında kullanılmaya hazır şeyler değil. Baktığınız zaman zaten C Sharp'ın iki sonraki sürümünde bunlar karşımıza çıkacak. Ve arka planda geliştirilmekte. Bu aslında bir CTP, Community Technical Preview. Topluluk teknik ön izleme sürümü. Burada ön izlemenin altını çizmek lazım. Burada anlatmış olduklarım ilerleyen sürümlerinde değişebilir, release olduğunda değişebilir ama ana konsept aynı kalacaktır. Tabii ki bir CTP olması nedeniyle maalesef ki henüz kullanamadığımız bazı özellikler de mevcut. Ekranda bu özellikleri görüyorsunuz. Bunu söylerken ama şunu çok rahatlıkla söyleyebilirim. Bu Roslyn CTP halinden release moda geçtiği zaman bunların tamamı desteklenecek. Çünkü baktığınız zaman zaten yeni C Sharp derleyicisi bu olacak. Bunun dışında Visual Studio'nun yeni sürümleri de zaten bunu kullanacak. Dolayısıyla da C Sharp dilinin ve Visual Basic dilinin tamamını destekliyor olması da kaçınılmaz bir sonuç. Tüm bunlardan sonra daha fazla bilgiye doğal olarak msdn.com/rosin adresinden ulaşabilirsiniz. CTP'yi buradan indirebilir, örneklere buradan ulaşabilirsiniz. Bunun dışında Enterprise Coding blogumda Rosin konusunda bir makale serisi paylaşmıştım. Bu adresten fthb.com/rosin makaleleri adresinden bunlara ulaşabilirsiniz. Destek alma noktasında da MSDN forumlarını kullanabiliyorsunuz. Ben size çok teşekkür ediyorum. Vakit ayırdınız ve oturuma katıldınız. Umuyorum ki anlatmış olduklarım, paylaşımlarım hepiniz açısından yararlı olmuştur, fikir verebilmiştir. Rosin'in ne olduğunu görmek dışında nerelerde kullanabileceğiniz konusunda da akıllarınızda yeni ufuklar açabildiğimi umuyorum. Size faydalı olduğunu düşünüyorum. Teşekkür ediyorum ben tekrardan hepinize. Bu